Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan, fuardan sesleniyoruz. Yaygan Çantay'a konuk olduk. 1934'lere dayanan keyifli bir geçmiş ve 2017 muhteşem standta buluşma. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhabalar. Merhaba. Recep Bey, öncelikle hoş geldiniz diyorum size. Teşekkür ederiz. Ve sizleri burada görmek gerçekten çok büyük bir mutluluk. Çünkü biraz evvel dediğim gibi tüylerim ayakta şu anda. Gerçekten nesiller boyu bizlerle olmanızın haklı gururu. Ve ben öncelikli olarak tabii ki sayın kurucumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Sonrasında ikinci nesil olarak Recep Yaygan olarak size tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Burada hikaye çok keyifli ama ben bunu yaratıcısından duymak istiyorum. Yaygan nasıl doğdu? Evet. İkinci yaratıcısından diyelim. Yaratmak Allah'a mahsus tabii ki. Rahmetli babacığım Aziz Usta namıyla Aziz Yaygan 1934 yılında Makedonya göçmeni. 1932'de göç etmişler ülkelerine. 1934 yılında Mercan Uzunçarşı Caddesi'nde ilk iş yerini imalathanesini açıyor. O gün bugün aynı adreste 80 demek ki kaçıncı yıl? 83 koca yıl. Geride bırakarak bugünlere geliyoruz. 1950 yılında İstanbul Sanayi Odası'na kayıtlanıyoruz. Demek ki aradan 17 sene sonra sanayici vasfı kazanmış oluyoruz. Hasbelkader bir çanta olarak değil, bir sanayici olarak devam ediyoruz o gün bugün. 1970'li yıllarda ben de bu şeye katılıyorum, hizmete. Bu işin sanat tarafını da tamamlayarak babam gibi usta bir yani, Çetin Ceviz'in yanında yani. Değil mi? Tam bir alaylıyız. Evet, evet, aynen alaylı. Benden sonraki jenerasyonun da hem alaylı hem mektepli yetişmesini teminen farklılıklar yansıdı ve bu güzel fuarda da farklılıkları gözlemliyoruz aslında. Üçüncü nesil gerçekten bağıra bağıra gelmiş, koşa koşa gelmiş ve taleplerle doğru orantılı olarak muhteşem ürün yelpazeleri gerek bizler, gerek gençler, gerek çocuklar olarak birçok kişiye hitap eder duruma gelmiş. Baylar, bayanlar, ergenler, okul çocukları, yeni doğanlar gibi gibi birçok projede ama çantanın olduğu her yerde varız demişsiniz. Ben izninizle biraz da diyorum ki acaba 3. jenerasyon neler düşünüyor bu konu hakkında soralım mı? Tabii iyi olur. İyi olur. Bakalım nasıl almışız, nasıl devretmişiz, nasıl devredecekler 4. Ve hedefler neler diyeceğiz onlara hep birlikte. Onları size artık öğrenmiş olacaksınız. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri şimdi de Yaygan'ın 3. nesliyle beraberiz. Bakalım bize farklılıklar hakkında neler aktaracaklar. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Öncelikli olarak tekrar hoş geldiniz diyorum. Olur. Sevgili Aziz Bey ve sevgili İsmail Bey. Burada 3. nesil olarak bayrağı devralmışsınız. Ama bir farklılık var. Sizler sadece alaylı değil, okullu olmanın da ayrıcalığını yansıtıyorsunuz aslında bizlere. Ve tabii ki 4. 5. nesiller boyu da daim olmasını diliyoruz bu güzel mekanın. Anlatalım mı? Yaygan deyince şu anda neler var bizleri bekleyen? Sürprizler neler? Şimdi beraber biz okullarımızı bitirdiğimiz an hemen kendimizi işte bulduk. Okulu bitirmeden önce de hep yaz tatilleri olsun. Değil sürekli mi? Dedemi kaçmak yok. Yok, hiç bize yaz tatili yok. Arkadaşlar hep tatillerdeyken biz işte Mercan'da, Uzunçarşı'da, Avcılar'da hep fabrikada büyüdük yazları. Ama tam tamına okullarımızı bitirip işe döndüğümüz zaman kardeşim ve ben en büyük bizim katkımız çocuk grupları ile ilgili ürünleri firmamıza katmamız oldu. İşte okul çantaları, kırtasiye ürünleri, mataralar, çocuk yönelik şemseler ürünleri kattık. Ayrıca lisanslı ve markalı ürünleri de firma bünyemize kattık. Kardeşim de Aziz de zaten lisans ve markalarla ilgili olan bölümü götürmekte. Bununla ilgili
meşhur markaları, çocuk markalarının, aha, çizgi film kahramanlarını ve yine meşhur lisanslı markal ürünlerin üretimini ve ticaretini gerçekleştirmeye başladık. Vallahi ben tabii öncelikli olarak geleceğimiz olan çocuklar adına bir teşekkür etmek istiyorum. Tüm Türkiye adına gelecek bu teşekkür. Çünkü gerçekten en iyi, en güzeli hak ediyorlar. Yurt dışına yönelik yapılan bu çalışmalarla gerçekten oldukça yüksek rakamlarla bizlere buluşan bu keyifli ürünler, sizler gibi üretici firmalar sayesinde de daha kaliteli ama en uygun rakamlarla buluşturma şansı yakalamış bulunmaktasınız. Bunun adına birçok Türkiye adına yayılmış ağlarınız var. Hemen hemen her yerde bu ürün yelpazelerini nihai tüketici olan bizler alabilme şansına sahibiz. A'dan Z'ye, biraz evvel dediğiniz gibi sadece çanta değil, çocuğu okul bazında ilgilendiren bütün materyallerde varsınız. Beslenme çantalarında, mataralarda, kalem kutularında ve daha niceleri demek istiyorum şemsiyeyle. Bunu da gerçekten tamamlamışsınız. Çünkü o kahramanlar şemsiyeleri de işlenerek çok keyifli hale getirilmiş. Burada tabii Azize teşekkür etmek istiyorum. Tasarımın başındasın biliyorum. Evet. Ve kuvvetli bir Ar-Ge grubum var bununla ilgili olarak. Evet. Araştıran en iyi, en güzeli bizlere sunan. Ama birazcık açmanı rica edeceğim. Nasıl gelişiyor bu fikirler? Bu fikirler şöyle gelişiyor. Öncelikle müşterilerimizin yorumlarını çok dikkate alıyoruz. Artı bizde hem kendi çocuklarımız var, kendi çocuklarımızın arkadaşları var. Nasıl bir talepler olduğunu çok yakından takip ediyoruz. Öte yandan markaları takip ediyoruz. Sonra bu bütün bilgileri bir yerde sentezleyip ekibimle beraber bir sonraki senenin ürünlerini ve daha sonraki senelere gelebilecek olan ürünlerin tasarımlarını şimdiden yapıyoruz. Tasarım yaptığımız bölümümüz aynı zamanda fabrikadayız. Fabrikada yaptığımız tasarımın yapabilirliği, yaptığımız zaman ulaşabileceği noktalardaki rahatlığı, ergonomisi, müşterinin kullanımındaki rahatlığı bizim için çok önemli. Çünkü evet, biz üçüncü nesiliz. Bu fabrikaya, bu firmaya dördüncü nesil geliyor. Dördüncü nesil şu an var zaten. Onlarla da bunu istişare ediyoruz, deniyoruz. Ve şunu söyleyebiliriz. Kendi çocuklarımızın kullanmayacağı ya da kendi çocuklarımızın beğenmeyeceği hiçbir şey üretmiyoruz, yapmıyoruz. Tamamen hem kendimizin sevdiği hem de çocukların seveceği, geleceğimizin seveceği ürünler üretiyoruz. Bunun için de arkasında ben ve tabii ki büyük bir ekibim var. Ekibimiz devamlı, sürekli ürün geliştirmeye çalışıyor. Ve tasarımları hem yurt dışını takip ediyoruz, yurt dışı fuarlarına katılıyoruz. Trendi çok yakından takip ediyoruz. Ve genç ve dinamik bir ekibimiz olduğu için de biraz da piyasamızda trend de koyabiliyoruz. Ve bunun da ışığında bu başarı grafiğinde yakaladığımıza inanıyorum. Süpersiniz. Ayrıca burada en önemli eklemek istediğim bir şey var. Ürünlerimizde çocuk sağlığını çok önde tutarak malzemelerimizde, kimyasallarında buna çok dikkat ediyoruz. Çocuk sağlığına önem veriyoruz. Hiçbir zararlı maddelerden barındırmıyoruz. Bunun hep kumaşlarımızla olsun, malzemelerimizle olsun imalattan önce hep testleri gerçekleşiyor. Vallahi o kadar keyifli anlatıyorsunuz ki tabii ki burada 83 yıllık bir tecrübenin aslında yansımasını gözlemliyoruz. Yıllar kolay kazanılmıyor. Özellikle Türkiye şartlarında neredeyse bir asırdır bizlerlesiniz. Böyle firmaları bulmak gerçekten çok zorlaştı. Yurt dışında birkaç firmaya rastlıyoruz markalaşma anlamında ama Türkiye adına haklı bir gurur yaygan. Ve bunun haklı gururu inşallah 4. 5. nesillere de yansıyacak sizler sayesinde. Ve gelecek durumda da daha yeni yeni projeler, yeni yeni sürprizlerin bizlerle olacağına inanıyorum. Çünkü çantada ve renklerde sınır tanımamışsınız. Modellerde sınır tanımamışsınız. Yani çantaya tekrardan yeni bir soluk getirmişsiniz. Biraz evvel dolaştığım zaman onu gözlemledim. Diliyorum ki bu keyifli çalışma hep bizlerle olsun. Çünkü bunu yürekten hissettiğinizi görüyorum. Hani biraz evvel vurguladınız ya, hamur orada yoruldu. Hamurun orada tabii ki o ortamda yorulmasının da getirdiği aslında artılar var. Bu artılar şu anda ürün yelpazesi olarak bizlere yansımış durumda nihayet tüketici olarak. Yine Türkiye Modu'na sonsuz teşekkür ederek. Bir şey ilave etmek istiyorum. Tabii. Biz üçüncü nesiliz abimle beraber. Nesilden nesile geçiş tabii ki kolay olmuyor ama nesilden nesile al oğlum bu fabrika senin artık bundan sonra sen üret diye de olmuyor. Yani nesilden nesile müşterilerimiz de nesilden nesile büyüyor. Ya da prensipler, bir felsefemiz var, bir kendi bir tarzımız var ve bu tarzı da her zaman hani devam ettirip ve böylelikle hani şeyin firmanın sürekliliğini böylelikle sağlamış oluyoruz. İşte kesinlikle. Türkiye'de yarattığımız bu soluğu
biz ülke dışına da taşımak şu anki en büyük hedefimiz. Gördüğünüz gibi ve kamera görüntülerinde çıkacak hep meşhur markaları ve lisansları yapıyoruz. Ama Türkiye'den de niye bir marka çıkmasın? Avrupa'da çanta konusunda ünlü olmasın, bilinirli olmasın. Bizim üçüncü kuşak olarak da en büyük şu andaki hedefimiz çalışmalarımız o yönde. Vallahi sürprizlere hazır olunu anlıyorum ben buradan. Bu gözlerdeki coşkudan onu hissediyorum. İstiyorum ki bu haber en kısa sürede bizlerle olsun. Ama vurgulamak istiyorum izninizle, değişmeyen kalitenizle, tabii ki güveninizle, müşteri memnuniyetinizle ve gülen yüzlerinizle birlikte. Düşünüyorum tabii ki Türkiye'de varsınız ve yurt dışına yayılmış bir ağınız var. Aslında evet. Şu anda bir ihracat da gerçekleştiriyoruz. Adımızı Yaygan markasıyla yurt dışına taşıdığınızı biliyorum. Hangi ülkeler bunlar? Ya şu anda biz Doğu Avrupa ülkelerine çok yaygınız hakimiz. Ve komşu ülkelere çok hakimiz. Ama yine bu mevcut olan markalar dışında kendi yeni Yaygan'a ait markalarımız da var. Bu markalarla da hem Avrupa yine bu coğrafyada yayılmak şu anki ilk hedefimiz. Süpersiniz. Ve tabii ki tüm dünyaya ve kıtalar arası da bir şekilde markamızı Türkiye olarak bilinen bir marka, çanta denimi Türkiye'de akla getiren bir yere getirmek istiyoruz. Vallahi aslına bakarsam mütevazilik gösteriyorsunuz. Çünkü artık Yaygan bir marka olmuş durumda. Çanta deyince Yaygan geliyor akla. İlerleyen yıllarda da inşallah. Bu böyle devam i̇nşallah. Eder demek istiyorum izninizle. Çünkü burada biraz evvel kardeşimin de vurguladığı gibi yıllar kolay kazanılmıyor. Bu güvenin ve müşteri memnuniyetinin bir ürünü. Şu anda burada oturuyorsak dediği gibi nesiller boyu müşteri memnuniyeti sağlamamızdan dolayı, yani kalite uygun rakamlarla ve gülen yüzlerle buluşturuldu demek istiyorum izninizle. Ve diliyorum ki bu keyifli değerler ilerleyen nice yıllar boyu ve hatta nice nesiller boyu bizlerle i̇nşallah, olsun. Inşallah. Saygılar olsun efendim. Teşekkürler. Çok, çok sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri TÜYAP'tan, Fuar'dan Yaygan Çanta'ya teşekkür ederek ayrılıyor. Başarılarının nesiller boyu daim olmasını dileyerek sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.